Herkese merhaba. Bu hafta sıra Başak Burcu'nda. Bildiğiniz gibi Başak Burcu 12 evin 6. evinde bulunan burç diyeyim. Ve dişil bir burç. Gezegeni Merkür. Kimilerine göre asteroid de diyorlar ama genel olarak Merkür hep baz alınıyor. Toprak elementine sahip ve değişken. Bunu şuna da bağlamak istiyorum. İlk videodan hatırlarsanız o Koç Burcu'nu anlatmadan önce genel özelliklerinde bahsetmiştim. Öncü, sabit ve değişken olarak 3 gruba ayrılıyor burçlar. Başak Burcu da değişken, arkası balık, balık da değişken. Yine şunu da söylememde fayda var. Koç boğa olarak artı eksi eril dişil olarak gidiyor. İkizler yengeçle birbirini tamamlıyor diyeyim. Hani size yengeçte sanırım bahsetmiştim. İkizlerin neye ihtiyacı olduğundan ve yengecin onu nasıl tamamladığından. Aslan da başakla birebir gidiyor. Yani biri artı biri eksi. Biri eril biri dişil. Biri toprak biri ateş. Bu şekilde hep aklınızda kalsın. Yani bütün burçlarla ilgili böyle düşünün. Bu şekilde yaklaşır daha iyi oturacaktır bütün burçlar, astroloji kafanızda. O yüzden böyle düşünmenizde yarar var. Şimdi şu da var. Merkür gezegeninin etkisinde Başak Burcu da aynı zamanda hatırlarsanız ikizler de öyleydi. Ama ikizler 3. evde ve Başak 6. eve tekabül ediyor. Bu ne demek? Şöyle bir etkisi oluyor. 3. evde olduğu zaman ikizlere daha zeka, konuşma kabiliyeti, açık açık fikirlerini sunabilme, söyleyebilme, çok yönlülük, çabuk ve kolay kavramayı getiriyor ama 6. evde olması olaylara daha detaycı bakabilmesini, gözlemleme yeteneğinin olmasını, analiz etme potansiyeli diyeyim, metodik çalışma ve sistem kurmayı getiriyor. Bu açıdan ikisi birbirinden bayağı ayrılıyor aslında ama ikisinin de tabii ki de gezegeni Merkür. Şimdi yine Başak Burcu'nu da 3 olumlu, 3 olumsuz özellik olarak ayırdım sizin için. İlk olarak olumsuz özelliklerinden bahsedeceğim. Bir kere Başak Burcu eleştirel, detaycı, böyle kılı kırk yaran bir detaycılıkları vardır ve üçüncüsü de çok mükemmelliyetçi bir burç. Eleştirel derken Başak en fazla kendini eleştireldir ve kendi kendisini o kadar çok eleştirir ki artık böyle bence bu eleştiriler onu bezdirir ve bir yerde karşı tarafa da saldırır. Çünkü kendisini hep eleştirel olmayı öğrenmiştir. Yani Başak DNA'sında bu vardır. Fark etmediği sürece de çok eleştirel bir insansın yorumunu alabilir. Kendi üzerinde bu konuda çünkü çalışması gerekir. Böyle olduğu için de karşıya hep eleştirel yaklaşma potansiyeli vardır. Aynı zamanda da endişelidir. Yani endişeli olduğu için de zaten eleştirel olmaya yöneliyor bu burç, yani Başak Burcu. İkinci olarak huzursuz ve kılı kırk yaran insanlardır dedim. Burada aslında demek istediğim şey detaycı olmaları. Yani gerçekten Başaklardan bana bazen illet geliyor. Bu arada Kuzey Güney Ay düğümlerini belki duymuşsunuzdur. Benim de Güney Ay düğümüm Başak. Yani ruh burcum Başak diyeyim aslında. Ve biliyorum o yüzden Başak Burcu'nun nasıl bir şeye, DNA'ya sahip olduğunu. Bu kılı kırk yarma yani o kadar detaylarda kayboluyorlar ki bazen işin içinden çıkamayabiliyorlar. Ve büyük resmi görmeye odaklanıyorlar. Odaklanmalarını öğrenmeleri gerekiyor. Yani büyük resim her zaman daha önemli. Hele ki Başaksanız detaylarda kaybolduğunuzu hissettiğiniz anda tamam çok rahatsız olacaksınız ama burada önemli olan ne deyip direkt ona odaklanın. İş olarak da yani genel olarak siz analiz etme yeteneğiniz çok yüksektir. Çok iyi eğitimci, terapist, doktor, hemşire, sekreter olabilirsiniz. Bu açılardan da tabii ki de size yarar sağlayacaktır bu özellikleriniz. Üçüncü olarak da yine olumsuz özellik diye adlandıracağım mükemmelliyetçi olmaları. Başaklar hiçbir zaman kendilerini böyle tam tamam yaptım oldu duygusunda hissetmeyebilirler. Çünkü onlar için mükemmel ulaşılamaz bir noktadadır. Ve kolay kolay o mükemmelliği yakalayamayabilirler. Bunda bir de tabii şöyle hayatlarına etkisi oluyor. Arkadaşlıklarında, partner seçimlerinde de çok seçicilerdir. Ve bu kılı kırk yaran özelliklerinden dolayı ve aşkta özellikle kalite aradıklarından dolayı birilerine seçmeleri, bağlanmaları, onunla yol almaları çok zaman alır. Şunu unutmayın, bu yine bütün burçlar için geçerli. Sadece Başak olması bu özellikleri taşıyor anlamına gelmiyor. Bütün haritasında Başak Burcu yoğunsa diyeyim, toprak elementi yoğunluğu varsa daldan dala atlamaz. Sizi seçtiyse sizi seçmiştir, çok sadıktır ve sizinle uzun süre yürümeyi ister. Arkadaşlıklarında da böyledir. Başak genelde uzun süreli arkadaşlıkları sever. Güven duygusu onun için çok önemlidir ve benim tecrübelerime, benim deneyimime göre kesinlikle Başak Burcu'nun hayatınızda bir arkadaş olarak bulunması çok
iyi olur. Çünkü gecenin dördünde bile arasanız emin olun sizin yardımınıza gelecek, koşacak burç Başak'tır. Yani hatta belki bütün burçlar arasında en vefalı burçlardan birisidir diyebilirim. Üç olumlu özelliğine geçiyorum. Yardımcı, titiz ve pratik olmanız. Başak Burcu kesinlikle yardım etmeyi sever. Hizmetten çok keyif alır. Onlar resmen bu dünyaya hizmet için gelmişlerdir. İş insanlarıdır. Çok severler yani çevreyle ilgili bir şeyde çalışmayı, işte ne bileyim birine yardımcı olmayı, patron olmak için, önderlik etmek için gelmemişlerdir bu dünyaya. Daha çok onlar dediğim gibi yani birine yardımcı olsunlar, birine hizmet etsinler, birilerini bu anlamda mutlu etsinler, ondan çok mutluluk duyarlar ve bu onları zaten hem tatmin eder hem de kendilerini bu şekilde başarılı hissederler. Titiz ve düzenli olmaları. Bu çok güzel bir şey aslında. Çok sistematiktirler de aynı zamanda. Titiz ve düzenli olmadıklarını hissettikleri noktada da işler sanki çığırından çıkıyormuş, kontrollerinden gidiyormuş ve iyi olmuyormuş gibi gelir onlara. Pratik ve mantıklı olmaları. Evet, çok pratiklerdir. Ve yine hayatlarında hani arkadaşları, ailede de, sevgili seçimlerinde de çok böyle pratik olmayan bir insansanız Başak'la biraz işiniz zor olabilir. Çünkü onlar her şeyde mantık aramaya meyillidir. Dediğim gibi yani duyguları da tabii ki de vardır. Yani duygusal insanlar da olabilirler. Ama mantık bir tık ötededir. Ve bir Başak'la konuşmak, arkadaş olmak, ilerletmek istiyorsanız ona bir zaman vermeniz gerekiyor. Çünkü kılık kırk yarma özelliklerinden dolayı sizi çok detaylı incelemeye alırlar, çok gözlemlerler. Kalite anlamında ona uygun olup olmadığınıza bakarlar. Ondan sonra ve böyle belki bir ay, belki üç ay düşünüp ona göre karar verirler. Çok sabırlıdırlar. Oğlak'tan sonra ikinci sabırlı burç Başak derim. Bu yeteneklerinden dolayı da onları çok tebrik ediyorum. Çünkü ben bir hava olarak hiç sabırlı değilim. Ve hava burçları, hava ateş onları biraz bu anlamda tuhaf karşılayabilir ama böyle. Başak Burcu herkesi beğenmez. Sadedir, seçicidir. Burada şunu karşılaştırırsanız çok iyi anlarsınız. Aslan'la ilgili hatırlarsanız söylemiştim. İhtişam ve gösterişi sever. Başak da bir o kadar bunu sevmez. Tamamen sadelik. Hatta minimalizm bence en çok hani Başak Burcu'na uygundur diyebilirim. Yani onlar zaten bu şekilde yaşamaya meyillidir. Dolayısıyla minimalizm onlar için böyle çığır açan bir şey olmayabilir. Gelenek ve göreneklerine bir de bağlıdırlar dedim. Bunda da şöyle bir şey var. Başak rutin burcudur. Yani toprak elementleri genelde rutinden hoşlanır. Ve bir şeylerin değişken bir burç olmalarına rağmen rutin severler ve rutini değiştirirler. Yani bu anlamda aslında değişkenliklerini göstermekten hoşlanırlar. Benim deneyimlerime göre ve gözlemlerime göre bu hep böyle oldu. Dolayısıyla gelenek göreneklerine bağlı şöyle. Mesela evlilik onlar için önemlidir. Bu tarz şeylerde diğer burçlara nazaran Başak Burcu daha çok değer verir. Başaklar aynı zamanda ciddi görünürler. Öyle içli dışlı ilişkilerden çok hoşlanmazlar. Her zaman böyle bir mesafe olsun onlar için mümkünse. Bunu severler. Aslandan bir farkı da, zaten çok fark var bütün bu söylediklerim bayağı farklı yani. Ama aslan patron olmak ister, ben der, kendini göstermek ister. Başaksa tam tersi biz der ve daha hizmet edelim, bunu yapalım. İşte hayatı nasıl güzelleştirebiliriz? Hani çevrecidir. Böyle genelde baktığınız zaman aslında çevre olaylarında ya da yürüyüşlerde önde gidenlerin başında Başak bulabilirsiniz. Çok muhtemel. Çok nazik, çok kibarlardır. Kesinlikle çok konuşkan değillerdir. Ve bir Başak'ı tanımadan önce onu ay ne kadar da soğuk bu böyle hiç konuşmuyor diyebilirsiniz. Ama Başaklara kesinlikle birincisi şans vermeniz gerekiyor. İkincisi onların çok gözlemlediklerini ve analiz yeteneklerinin isteseler de istemeseler de çok güçlü olduğunun farkında olmanız gerekiyor. Üç şey söyleyeceğim size Başaklarla ilgili. Sabır, 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 ya sabır yani başka diyecek hiçbir şeyiniz yok. Aynı zamanda Başak Burcu çok alçak gönüllü ve mütevazidir. Başak ünlülerine de gelecek olursam Michael Jackson, Cameron Diaz, Keanu Reeves, Türkiye'de Saadet Işıl Aksoy Başak Burçlarındandır. Başak Burcu'nu ben çok severim. Hava elementinde olan burçları yani ikizler, terazi ve kovayı kesinlikle daha dengeye getirir. Benim size çok önereceğim şey dikkat edin özellikle toprak elementine yani boğa, başak ve oğlak burçlarına.
siz de hava elementiyseniz bu burçlar size çok iyi gelebilir. Çünkü havalar böyle anidirler. Ateş elementindeki burçlara da suyu öneriyorum. Bu açıdan bir değerlendirin. Yorumlarınızı bekliyorum. Siz neler yaşayacaksınız ve bu videodan sonra hayatınızda belki bu açıdan baktıktan sonra deneyimleriniz ne olacak? Bunları lütfen benimle paylaşın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda Terazi burcunu paylaşacağım. O da Venüs'ün etkisinde. Terazi de çok sevdiğim bir burç. Haftaya görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Dur, merhaba diyeceğiz. Beraber diyeceğiz. Merhaba diyeceğiz. Beraber. Hadi. Hey guys. What's up? Today. Anam.